صلى <متصفي> عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الذمال وأكثر صل عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli Bir şifa Şerif dersinde daha de Rabbimiz bizi fazl-ı keremiyle cem eyledi. Habibinden sallallahu aleyhi ve sellem bahsettirecek. kainat Efendisi'nin şefkatinden, rahmetinden, merhametinden bahseden bazı rivayetleri okuyacağız bu derste. Herhalde bu fasılda bir dahaki dersimizde biter. Belki bir derste bitiremeyiz. ama ve lakin. Mühim olan odur ki bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmekle mükellefiz. Ona iman etmekle mükellefiz. Ona iman da etmek, etmek onu sevmekle beraberdir, ayrılmaz. La yu'minu ahadukum hatta akunu uhibbe li min nefsihi ve malihi ve ve Ben sizin birinize bütün insanlardan, malından, canından, çoluğundan, çocuğundan, hatta en son nokta can. Canından daha sevgili olmadığım sürece sizin biriniz iman etmiş olmaz. Baktığımız zaman biz bu derecede imana sahip değiliz. ve bunun alametleri gözükmüyor üzerimizde. Olsaydı ne olurdu? Sünnet-i Seniyye'nin her birini canımız gibi. İşte Mahmud Efendi Hazretleri'nin yani ikindinin sünnetini kaçıracağına Mahmud ölsün. Yani şimdi lafa baktığın zaman hizaya geliyorsun. Yani ne demek bu? Bir sünnet canımdan ileridir demek. İşte sahibini canından çok seven insan sünnetini canından çok sever. Bu itibarla bizde bu alametler çok belirgin değil. Ama yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz. Sevgimizi artırmaya çalışıyoruz. Sevgimiz arttıkça imanımız artıyor. Ama sevgi neyle artar? Sevgi tanımakla artar. Muhabbet marifete tabidir. Yani tanınmadığın, tanımadığın bir şey sevemezsin. Tanıdığın kadar da seversin. E şimdi bazı insanlar da tanımadan severler. Sonra bir şeylerini gördüğü zaman, tanıdığı zaman bu bu muymuş derler. Birçok mesela sanatçıdan, futbolcudan vesaireden sevenlerinin koptuğunu, ve sevmiyorum daha ya bu adamı hayatında şöyle şöyler yapmış falan falan. Bunlar nereden çıkıyor? Tanıdıkça, tanıdıkça işine gelmeyen, kendine göre etik olmayan, ahlaksız şeyler görüyorsa adamdan soğuyor. Neden? E çünkü kuru kuruya, körü körüne seviyor. Taklitçilik bakımından doğmuş mu ailesinde. işte yok şu takımı tutuyorum, yok şu sanatçıyı, yok şu artist çok iyi. E sonra bir tanıyor. ama bu bu muymuş çıfıt çarşısı diyor. Bırakıyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insan ne oluyor? Tanıdıkça sevmesi artıyor. Tanıdıkça sevmesi artıyor. Çünkü neden? Hatası yok. Yanlışı yok. Ha, adamın biri dangalak kalkmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sünnetini, bir tatbikatını efendim işte parmağıyla, eliyle yemesini, işte parmağını yemekten sonra yalamasını veyahut efendim bir Müslümana yalattırmasını veyahut Müslüman Müslümana işte ha bunları bu ne biçim bir, bir peygamber haşa bu ne biçim bir şey de, derse e bu adamın dangalaklığı bize e efendim bir zarar vermez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sıfatlarıyla birlikte tanımak lazım. O Allah'tan vahiy aldığı için parmağını yalama meselesinde de onun vahiy var. İşte parmağını yalamadan insan midesinin doyduğunu hissetmez. Kaşıkla maşıkla insan doyduğunu hissetmez. En son mutlaka parmaklarını yalama sünnet var. Misal sen Yani bunu bir misal veriyor. Ama bazıları kalkıyor. Böyle sünnet mi olur, böyle bir şey varsa ben yoğun falan falan. Yoksan yoksun, git cehenneme yazıl. Beni ne alakadar eder? Ama genel manada insanlar, insaflı, akıllı, vicdanlı insanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tanıdıkça sevmesi artıyor. Biz mesela, yani bizim cemaatimiz, halkımız, ben şahsen siyeri yani biraz bir şeyler biliyorum ama siyeri tam bilmiyoruz. Mesela siyeri nebiyi bildikçe insanın sevgisi artıyor. Çünkü neden? Tanıması artıyor, tanıdıkça sevmesi artıyor. Şifa Şerif de bir nevi siyer gibi de bir şey. Yani çok fasıllar, bablar açmış ama açtığı fasıl ve baplarda hep konu geliyor geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başına gelen sahabeyle yaşadıkları vesaire. E bunlar da bize neyi anlatıyor? Hayatındaki davranış biçimini, merhametini, şefkatini, vefasını, eziyet çekmesini, tahammülünü, sabrını işte senelerdir işte bu ders yani yapılıyor. E bunda hep bunu görüyoruz. Onun için e, ee, şifa şerif dersinin en mühim kazandırdığı şey kazanımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tanıtmasıdır. Tanımak neyi gerektiriyor? artırıyor. Sevmemizi artırıyor. Sevmek neyi kemale erdiriyor? İmanımızı kemale erdiriyor. Ne kadar fazla seven o kadar imanı kamil. Ne kadar fazla tanıyan o kadar fazla seviyor. Ne kadar şifa şerif dinleyen o kadar fazla tanıyor. Anladın mı? Bu iş böyle bir, bir zincirlemedir. Onun için çok hamdü senalar olsun. Şimdi bir kaldığımız yani faslın içindeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne kadar şefkat, ne kadar merhametli bir zat olduğuna dair bir rivayet şimdi paylaşıyorum. Belki evvelce ben Mevlid-i Şerif münasebetiyle ile aylarında bir ay Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahseden dersler yapardım. Yani dört hafta perşembeleri. O zaman böyle yani sıralı şey yoktu. Şifa dersi mektubatıyla olmadığı zamanlar. Ben 4 Perşembe yani Mevlid ayında öyle yaptığım var. Birkaç seneler takip etmiştim. Bu sene de belki yapmaya çalıştık. Çok belki beceremedik. Amma ve lakin e, o derslerde geçmiş olabilir. Ama şimdi sıramızda geldiği için sıramızdaki e, dersi sürdürüyoruz. Ve ru ve rivayet olduğuna göre enne arabiyen Bir bedevi yani çölden, çölde yaşayan, çadırlarda, göçebe yani, çölde yaşayan, Medine Münevver'in etrafında çok e, badiyeler var, çöller var. Oralarda yaşayan halk var, hatta kabileler var, aşiretler var. O göçebe diyelim ona yani. Bir Arap, göçebe bir Arap. Ca'e geldi. Yatlubu minen nebi sallallahu te ale aleyhi ve sellem Efendimiz'den istiyordu şey yani bir şey istiyordu işte. Yani yardım mahiyetinde işte param istedi, hurmam istedi, ne istediyse bir sıkıntısını arz etti. Fe ata hemen verdi hu ona sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Eee Bezzar rivayet ediyor bu haşeyi. Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. İbn Hibban'da da var. Bu bedevinin Arabi zatın ismi açıklanmamış kaynaklarımızda. Şu anda ismini bilemiyoruz. Size de söyleyemiyoruz. Sümme qale sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu ki ona ehsentu ileyke. Ehsentü iyilik mi ileyke sana yani İşini gördün mü yani bir şeyler verdim sana ya iyilik iyilik yerine geçti mi bir iyilik bir iyiliğe yaradı mı yani şeklinde e kale el o göçebe zat dedi la hiçbir iyiliğe yaramadı yani küçümsedi verileni ve la ecmelte hiçbir güzellik yapmadın dedi ya bana hani Türkçede de derler ya bana bir güzellik yap falan e, Ecmele oradan geliyor. Demek ki yani şey Türkçesi de uygun. Yani milletin anlayacağı bir tercüme oluyor. Ve la hiç güzellik yapmadın bana diyor yani. Allah Allah. Sahabe-i kiram da burada hazır bulunuyor. Yani bu insanların ortasında oluyor ya. Teke tek etek kalmamışlar hoş. Fe bel Gazaplandı el müslimun. Müslümanlar demek ki Medine'de bulunan muhacirlerden, ensardan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunan kaliteli yani ne diyelim işte adabı bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e nasıl davranılacağının adabını bilen Müslüman sahabe. Kızdı. Gazaplandılar yani biz de kızdık, gazaplanırız. Birisi Efendimiz Hazretleri'ne böyle bir durum olsa orada adam Efendi ne biçim adamsın falan dese hiç bana güzellik yapmadı falan. Ne biçim konuşuyor falan hani. Bu durum oldu. Ve kamu kalktılar sıçradılar aleyhi üzerine. Üzerine kalktılar ne demek? Ne yapıyorsun yani sen ne konuşuyorsun falan. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Burada güzel ahlakı çıkacak, kibarlığı çıkacak, medeniyeti çıkacak, ne bileyim şefkati çıkacak, merhameti çıkacak. Bu o yaşanan olayda neler çıkacak neler. Hemen feşara işaret buyurdu İleyhim, sahabeye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En şöyle ki küffu. Durun, vazgeçin yani. Vazgeçin, eliyle işaret etti. Yani eliyle yaptığı işaretten ne anlaşılıyor? dedim mi ne yaparsın şöyle bir işaret yaptığım zaman benim yanımdakiler ne anlar? Adama e, ne yapıyorsun ya dedikleri zaman ben de cık, bundan ne anlar? İlişmeyin. Onları bir defa durdurdu. Sümme kâme sonra kalktı mübarek sallallahu aleyhi ve meclisinden ve dekale girdi menzile evine gitti. Yani işte hücre-i saadetlerden hangi e, o, o, gün için nerede bulunuyorduysa. Ve Ersel'e gönderdi ileyhi o ee, çölden gelen zata efendim bir atıya yani bir ikram daha gönderdi. Ee, ve zade artırdı ilave yaptı hu ona şeyen. Evvelce takdim etti işte ne kadar bir şey verdi artık dirhem mi verdi, dinar mı verdi. Verdiği e, e, paranın işte neyse e, üzerine sadakanın diyelim üzerine bir şey daha ilave yaptı sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sonra e, evden gönderdi sümme kale. Ondan sonra e, dedi o kişiye ehsentü ileyke şimdi sana iyilik yapmış oldun mu? Yani beğendin mi? Razı oldun mu? Ne, ne anladın? Kale o zat da dedi ki ne an? Şimdi oldu dedi. Evet dedi. Ben dedi. Yani demek ki kavgaya gelmemiş yani. işi yokuşa sürmeye gelmemiş de. Bir isteğe ihtiyacı var. Herhalde ondan onun e, telafi olmayacağını anlayarak tabi Edeb'e muhalif bir hareket yaptı tabi. İstemenin bir usulü var. Hiç güzellik yapmadın dedin mi? Biraz daha lütfetseniz Ya Resulallah falan belki demiş gerekirdi. Hiç güzellik yapmadın. Çok ayıp bir şey oldu. E, fakat Sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Bir daha şey etti. Sana dedi şimdi iyilik yapmış oldun mu? Yani hani durumunu telafi eder mi bu? ihtiyacını karşılar mı dedi? Evet fecezeke Allahu. Allah seni mükafatlansın. Görüyor musun? Yani de arabi diyorsun falan diyorsun ama şu anda Müslümanların çoğu bir cezak Allahu hayran gibi bir lafı sünneti iyilik yapana söylenecek. Cezak Allah efendimizin ağzından düşmezdi yani. Ağzından düşmez. Havlu tutana Allah Allahu hayran. Ayakkabısını getirene cezak Allahu hayran. Yani efendiye böyle zerre bir en ufak iyilikse cezak Allahu hayran. Şimdi Müslümanlar şu anda şey Mesela şimdi çölden geldi falan diyorsun ama yani hemen bir duanın sünnetini edebini biliyor bak. Ve ceza ki Allah, Allah mükafatlandırsın demek yani. Arapça'da ceza karşılık vermek demektir. Türkçe'de ceza azap etmek demektir. Türkçe'deki karşılığı yanlış kullanılıyor. Esas Arapça'dır kelime ve karşılık vermek demektir. Karşılık iyiliğe iyilik olur, kötülüğe kötülük olur. Yani bunun içinde iyilik de olur, kötülük de olur. İkisine de ceza deniyor. Mükafata da ceza deniyor. Türkçe'de mükafata iyilik anlaşılıyor. Cezada kötülük yani azap anlaşılıyor. Yanlıştır. Türkçedeki bu kullanım tarzı yanlıştır. Fe cezake Allah Allah seni mükafatlandırsın bana yaptığın bu iyilikten dolayı. Min ehlin bir e, aile olarak, akraba olarak ve aşiretin bir aşiret olarak. Yani burada e, o gelen zat artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le e, bir e, aşiret bağı var mıydı yok muydu dan ziyade şunu anlıyoruz. Bu daha bir uygun geldi bana. Çünkü Badiye'den Efendim sallallahu aleyhi ailesi akrabası olması pek düşünülemez. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in Dayıları tarafı Medine'lidir merkezden. Kendisi Kureyş zaten Mekke merkezden. Buranın manası çok güzel. Şihab Hazretleri güzel vermiş. Yani ne diyor? Min ehlin ailemin bedelinde, ailemin yerine ve aşiretin, aşiretimin yerine Allah sana mükafat versin, seni mükafatlandırsın. Neyle? Hayra. Hayırlarla, sevaplarla, derecelerle. Yani şunu demek istiyor. Benim ailem bana iyilik yapmalıydı, yapmadı. Aşiretim, akrabam, kamu var. Onlar yapmalıydı bu iyiliği bana. Ben muhtaç düşmüşüm, yapmadı. Ailemin, aşiretimin yerine bu iyiliği sen yaptığın için Allah Teala seni hayırla mükafatlandırsın. Bu çok güzel bir mana oldu. Şimdi tabii anlıyoruz, anlıyoruz da e, biz e, uyduran bir e, kültürden gelmediğimiz için illa kitapta görmek. Efendim sen usulü illa kitapta görelim. Bildiğimiz halde bir şeyi yine kitapta görelim derdi. E, onun için yani illa kitapta şerhte görünce ben rahat mana verebiliyorum. Hiç kafadan atma diye bir huyum yoktur. Yani nakilciyim. Bu benim en büyük özelliğimdir. Zaten bundan dolayı beni dinleyenler sakata gelmez. Çünkü neden? Uyduran değil, uyanlardanım. İttibada hiç tehlike yoktur. Yeter ki uyduğun noktalar sağlam olsun. el sünnet alimlerine uyduktan sonra ben kallede alimen Allah alimleri taklit eden Allah'a selametle kavuşur. Ben geçmiş ulemaları, ulemayı, şihapları, aliyülkarileri, şarihleri, vesaire yani her konuda her ilimde her fıkıhta ona göre fuk fukuhayı her hususta onları anlamaya çalışan ve onlardan anladığımı sizlere kitaplarımdan nakleden sohbetlerimde tebliğ eden bir kişi olarak beni dinlemekte hiç sakınca yok yani sorun yok bak şurada bir mana vereceğim şaşırttım yani hemen baktım şere ya dedim bu dedim çünkü normalde cezakallahu min ehin gibi bir şey söylesen yani ben kardeşinim senin benim tarafımdan Allah seni mükafatlar. Mana esasen Arap lügatında e, şey cezakallahu min ehlin min ehhin, min sahibin min zevcin min zevcetin dediğin zaman eşin olarak Allah benden taraf seni mükafatlandı veya arkadaşın olarak veya kardeş mana budur. Bu min ehlini on dedim bunlar Resulullah'ın akrabası değil aşiret değil bu şey olamaz dedim Arabi fakat şey demek Kafadan mana veremiyorum abi. Bak ne dedi orada hemen dedi ki bedelen min ehli ve aşireti ellezine lem yuhsinu iley. Bana iyilik yapması gereken aile makraba mıydı? Onların yerine sen yaptın, onlar yapmadı. E bu mana belki anlıyorum ama kitapta görmeden konuşamıyorum. Her işte şerh bakıyorum ya. işken Bey Kübra'dan atan atan'aya ya atış serbest bu nedir ya? Onun için herkes haddini bilsin. Allah Teala verdiği imkanları alır. Allah Teala ifrat ve tefrit ileri geri yapanların imkanlarını, nimetlerini alır. Allah Teala Kur'an hizmetiyle görevlenmiş insanlar haddini açtıkları zaman, işi menfaatlere çevirdikleri zaman Allah Teala o fırsatları ellerinden alır. Aldı bundan evvel. Yine alır. Yapmayalım. Madem Allah bizi Kur'an hizmetine koydu. çocuk çocuğu eli sünneti Kur'an'ı dini anlatalım. Bak kardeşim ilmi hali anlatalım. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu ya? O Mehdi bu Deccal ne alakası var? Hadis-i şeriflere zerre kadar uymayan konuları gündeme getirmez. Allah ıslah etsin. Ne diyeyim ya? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhametini anlatıyoruz. Bu ara cümleyi muhterize oldu. Araya giren bir cümle oldu. E, bunun aradaki konu başlığı ne olmalı? Hocalarınızı, şeyhlerinizi olmayan olmadıkları bulunmadıkları sahip olmadıkları sıfatlarla met ederseniz Allah iftira etmiş olursunuz. Hocalarınızı, şeyhlerinizi sahip olmadıkları sıfatlarla överseniz ...mutasıplık yaparsanız Allah'a iftira etmiş olursunuz. Bu çok tehlikeli bir şey. bunu konu etmemiz gerekiyor. Çünkü FETÖ'de buradan çıktı, böyle çıktı. Yani haddini aşan bir hürmet, kesin kayıtsız şartsız biat Adam öldürdü dese öldürdü ya. Bombalayın dedi bombaladı. Yüzlerce şehit var 15 Temmuz'da. Adamın fetvalarıyla. Şimdi intihar edin diyor intihar ediyorlar. Hapiste FETÖ'cülerden intihar edenler var. Bizim sırrımızı vermeyin. Kendi bizim bilgilerinizi paylaşmayın. Ne olacak intihar edin. Ya intihar yüzde bin haram. Adam intihar edin diyor. Adam da intihar ediyor. E bunun PKK'dan ne farkı var? Bombayı bağladı gitti şey oldu. IŞİD aynı manyak. Kalkıyor geliyor kendini intihar saldırısı yapıyor. Kendini de öldürüyor. Suçsuz insanların ortasında patlatıyor kendini. E bunu ne farkı kaldı sen? Hangi İslam bu din bu şey? Ama burada hocalık, mehdilik, mesihlik laflarıyla bu adamlar bu duruma geldiler. Bu milleti böyle mankurtlaştırmayalım. Melekelerini milletin zayıflaştırmayalım. Kafanızı çalıştırın. Kur'an'ı sünneti öğrenin. ilim tahsil edin. Bizim Efendimiz hep okuyun okutun okuyun okutun. İlme teşvik etti. Niye? Körü körüne olmaz evladım. Okuyun öğrenin. Bak şimdi işte hakkı batıldan ayırabiliyoruz. Nice akıllı geçinen, profesör geçinen, bilmem ne geçinenler FETÖ'ye aldandı. Biz aldanmadık. E neden? Aa, birkaç kuruş ilmimiz vardı da onun için. Din arası diyaloğun şirk olduğunu anladık. Türkiye işgal projesini anladık. 2008'de, 2009'da bunu konuştuk. O zaman kimse bu işleri konuşamıyordu. E neden? E Allah bir ilim veriyor. O ilimde bir feraset veriyor. E bir ferasetle beraber biz de hakkı batıldan ayırabiliyoruz kardeşim. Bizim peşimize gelenleri hangi batıla götürdük? Hangi yanlışa bugüne kadar sevk ettik? Ama öbürlerinde bakıyorsun oradan kurtuluyorsun. Şiayet gidiyorsun. Oradan kurtuluyorsun. Vehhabi'ye kavuşuyorsun. Memleketin tehlikeleri bitmiyor. Bu da neden oluyor? Allah'ın dinini bilmemekten oluyor. Din adamları bilenlerde doğruyu konuşmamaktan oluyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefkatini anlatırken nereye geldik onu? Bir Arabi geldi. Bir şey istedi. Verdi. Memnun oldun mu? İyilik etti mi sana dedi. Hiç iyilik etmedin, güzellik yapmadın dedi. Sahabe-i kiram kızdı kalktı ayağa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada oturun aşağı. Kalktı gitti sallallahu aleyhi ve sellem evine. Aldı bir miktar daha altın para böyle o zamanlar altın külçe şeklinde küçük parçalar oluyor. Aldı neyse getirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem bir daha verdi. Şimdi iyilik ettin mi sana? İyilik ettin. Bana ailem akrabam yapmadı bunu. Ben muhtaç düştüm sana geldim. Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Mevzu buydu. Geldiğimiz noktada Fekalele <laughs> Nebi sallallahu Efendim sallallahu aleyhi ve sellem şimdi o adama diyor dedi ki: "İndike kulle makul Sen bu dediğin lafları dedin ya. Hani bana e, işte iyilik yapmadın dedim baştan biraz şey konuştun yani. Hani onu da kırmıyor da biraz şey katı konuştun, sert konuştun ya. Ve fi enfusi ashabi sahabemin içinde minzalike senin bu davranışından şeyin bir şey kaldı." Yani şimdi sahabem sana kızdı. Ben sana hiç kızmadım. Efendim sahabem çok özgürlükçüydü ya. Çok özgürlükçü. Ben sana hiç kızmadım ama eşim, ben bu sahabemin içinde kalan bu sana karşı bir kin oluşabilir. Bunun da onların kalbi içinde iyi görmüyorum. Senin içinde bunu iyi görmüyorum. Niye sen kötü tanınasın? Sen bir Müslümansın. Konuşma şeklin, tavrın, tarzın öyleydi belki. Ama burada yanlış anlaşıldı. Ne yapacağız? Ne yapalım buyurdu. Fein ahbap de sen istersen bak 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 yine. Gel böyle yap demiyor. İstersen yine özgürlük var. Hep özgürlükçülük. Eğer istersen fakul beyne edeyim. Sen gel onların yanına gidelim. Onların önünde huzurunda sen de makul de dediğin şey beyne edeyi. Hani şimdi benim benim yanımda ben sana bir şey gönderdim geldin ondan sonra teşekkür ettin. Dedin ki aile akrabam yapmadı bana bunu. Sen bana çok iyilik yaptın. Şimdi ben kabul ettim. dedin ya bana. Şimdi onlar duymadı buna. Duymayınca ne oldu? Eski duyduklarıyla kaldılar. Eski duyduklarında da sana kızdı var. O zaman sen bu bana dediğini yani ben zaten senden memnundum, mutluydum. Senin bana teşekkür etmeni de ben beklemiyordum. Teşekkür etmen bana lazım değildi. Esas mühim olan neydi? Sana kızan sahabemin seni sevmesi. Ben seni sevilmeni istiyorum. Bir ümmetimin kalbinde diğer ümmetime karşı bir kin ve buğuz olsun istemiyorum. Benim derdim senin sevilmen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan menfaati var ya sahabe ona buğz Ama istemez çünkü sahabeye de zarar, ona da zarar. buradaki ki sen istersen benim yanımda dediğini, teşekkür ifadesini, memnuniyet ifadesini gel onların yanında söyle. Hatta yezebe ta ki gitsin mafi fi Göğüslerinde olan şey, aleyke sana karşı gazap, bir elem, bir, bir, sıkıntı çektiler yani. Bu ne biçim konuştu peygamberimize diye sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kaybolsun dedi falan. Kale dedi ne am derim dedi o Arabiler çok uyanık olur. Aşırı zeki olurlar yani var ya şehirdekini falan <laughs> benim diyen vali falan ayağında oynatır diye bir geçme. Şey mi? Şimdi dedi ki tabi tabi dedi baktı ki menfaati ne? Baktı ki onun iyiliği ne yani ona insanları dost etmek istiyor. Felem makanel gadu işte e, o günden sonraki sabah oldu. Evil aşıyu ya da yani saate ravi şüphe ediyor. Ravi şüphe ediyor ya da diyor o gün zevalden sonra aşi demek öğlen güneş kaydıktan gruba kadar güneş batana kadarki süreçtir. G'at olursa o gün döndü ertesi günün sabahına kaldı bu iş. Ya da o gün sabah olduysa bu iş öğlenden sonra da sahabenin önünde bu mevzu gel gelişecek yani. Sabah oldu veya diyor tam şüphelendi o ravi ya da diyor o gün öğlenden sonrasıydı efendim geldi o bedevizat zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meclisine. Fakale Resulullah sallallahu ale aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve orada hazır bulunan ashabına buyurdu. İnne hazel arabi ye şu e, arabi hakaret ifadesi değil. Hakaret ifadesi olsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun şahsına müteveccihen kullanır mı bu ifade. Hakaret hiç etmez. Arabi demek göçebe yani. Göçebe. Şimdi de yörük diyorsun adama. E, biz yörüyüz diyor yani şu anda şehirde, merkezde de olsa tabii ataları yörük, e, yörük göçebe çadırlar Osmanlı'nın astı da boylarımızın, Türk boylarımızın hepsi göçebedirler esasen. Çadır devletti de esasen. E, çadırlardan geldi bu koca devlet. Dolayısıyla yani bu bir hakaret olmuyor ki. Adam kendi diyor zaten ben yürüyorum. Yani bu şimdi de Arabi gibi bir şey oluyor. Ama bu demektir e, çölde yaşayan bir insan demektir. Asla hakaret olmuyor. E, o bu Arabi kale makale dün bana dediklerini demişti. E, fakat fezitnahu biz ona ilave bir eski verdiğimiz bahşişe ilaveten bir şeyler daha verdik. Feze'ame e, sanıyor ki o <laughs> acayip bir ifade. Kesin konuşmuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani belli olmaz. Bu şimdi böyle sanıyor ama birazdan yine ya yine eksik kaldı diyebilir belki falan ama feze'ame düşünüyor şimdiki hali, şimdiki aklıyla. De. Hani derler ya şimdiki aklım olsa, eski aklım olsa falan. Fezame şimdi anlamış ki en ne uğradıya yani. Ferazıya demiyor. Razı oldu bu demiyor. Çünkü belki döner diye. Sallallahu aleyhi ve sellem, acayip tabii ki. Paylı konuşmalar çok önemli. Çünkü onun adına konuşuyorsun. Adamın içini bilmiyorsun. En yani nihayetinde paylı konuşmakla. Bu da bak bu da bir sünnet. Bundan sonra böyle yapmamızda fayda var. Yani adamın dediğine de inanıp bu böyle kabul etti, inandı dememek lazım. Yani şimdiki beyanına göre falan demek lazım ve demek ki böyle anlaşılıyor. Şimdi anda da acayip bir durumdayız. Bir de bakıyorsun adam bir an evvel yemin billahi ettiği lafı ondan sonra ben öyle mi dedim diyor. Yani bunlarla şu anda da karşılaşıyoruz bir konularda. Fezahmen ne uğradı? Ya, razı olduğu şeklinde bir düşüncesi var şu anda. Fakat e, sizin yani huzurunuzda e, geldi tekrar. Siz geçen gün ona, geçen konuşmasında kızmıştınız. E, ekezalike sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Ekezalike yani e, böyle mi oldu? Ben bir şey anlattım senin yerine ama olayın özeti buydu değil mi diyor. O zat da <laughs> diyor ki Kale <laughs> ne'am Evet, aynen öyle oldu. Fe min ehlin ve ashiratin hayra. Ehlimin akrabamın yerine bu iyiliği onlar yapmayıp da sen bana yaptığın için ki biz senden akraba olmuyoruz, bir şey olmuyoruz. Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Allah iyiliğini versin. Hani mükafatını versin diyor. Fekale Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok acayip bir misal veriyor. Biliyorsunuz dar bu meseleler yani Kur'an-ı Kerim'de de hadis-i şeriflerde de çok büyük bir bölüm teşkil eder. Vahiylerde de teşkil eder. İncil'de Emsel sureleri var, bölümleri var yani. Vahiy, vahide hep misal işlenir, misaller işlenir. Kur'an'da çok misaller işlenir. Hadis-i Şerif'te de vahiy olduğuna göre işlenir. Şimdi bu misallerden birini söylüyor. Buyuruyor ki ve meseli meseli benim durumumla ve meseli haza bu Arabi olan zatın durumunu şimdi size anlatayım. O da orada oturuyor. Her bütün sahabeye misal veriyor. Şimdi bu bizim halimiz neye benzer? Meselü racul'in bir adamın durumuna benzer. Lehu onun bir devesi var. Şaradet kaçtı aleyhi kendisinden. Deve bazı kere çok acayip kaçar ha. Yani yakalaman mümkün değil. Çok saldırgan olduğu zaman da adamı öldürür. Adam bir adamın devesi var. Bu adamın devesi kaçtı. Fetteba peşine düştü ha devenin ennasu. Diğer insanlar da adamın işte akrabası, kabilesi neyse görenler. Devesini yakalamak için, adama teslim etmek için devenin peşine düştüler. Fakat felem yeziduha devenin bir şeyini artırmadılar illa nufura. Yani demek ki ters hareketler yaptılar. Daha korkutucu, daha ürkütücü tavırlar sergilediler. Devenin ancak kaçışı attı. Deve daha kaçmaya başladı bu sefer. Belki biraz duracaktı. Hepten efendim tabana kuvvet gidiyor. Fena dahum. Şimdi bunlar göğe iyilik yapmaya kalkıyor. Şimdi sahabe-i kirama diyor ki siz de bana, beni sevdiğinizden iyilik yapmaya kalkıyorsunuz. Bu adamı burada dinden çıkaracaksınız az daha. Kalktınız harife adama bağırma. şimdi devenin sahibi baktı ki bu millet deveyi yakalama benim iyiliğime çalışıyor ama hareket tarzları yanlış. Biz deveyi hepten kaybedeceğiz. Bunun üzerine devenin sahibi onlara seslendi. Hallu beyni ve beyne nakati. Hallu boş bırakın. Beyni benimle ve beyne nakati. Ya benimle devemin arasından çekilin ya. Deveyi hiç bulamayacağız daha ya. Deve gitti. Ne olacak? İyiliğiniz lazım değil ya. Dur ben bir çare bulacağım dedi. Ben devemi kuyunu sizden iyi biliyorum. Siz e, bu hususta bilginiz de yok. İyilik yapayım derken kötülük yapıyorsunuz. Ne yapalım Feynli? Ben Erfaku daha rifkatli muamele ederim minküm sizden. Çünkü bu benim devem. Kaybolsa sana bir zarar yok. Bana çok zararı var. Malım gitti, mülküm gitti. Ona ondan e, sonra onun südüne ihtiyacım var. Onun e, su çekmesine ihtiyacım var. Onun için ben ona daha iyi davranırım. Ve alemu. Ben onun halini sizden daha iyi bilirim. Ne neden anlar, hangi dilden anlar? Ne olacak? Fetevet cehe. <laughs> tam bir mukâcee bakalım. Fetevet yöneldi leha efendim e, devesine. <laughs> Bene önünden doğru geldi. Yani devenin arkasından gelirsen deve de seni görmüyor. Oradaki hareketlerden kaçışı artıyor. Onun için beyni ya ön cihetinden gel. Çünkü deve ne yapıyor? Seni görüyor. Gördüğü zaman biraz emin oluyor. Bu bana ne yapmak istiyor diye. Arkadan olduğu zaman fark edemem bana bir şey mi sokacak? Mızrak atacak, ok atacak. Ama önünden olduğun zaman görüyor elinde bir şey var mı? Hareketinin tarzını görüyor. Sen ona kötü mü geliyorsun, iyi mi yaklaşıyorsun? Geldi ön tarafından. Ondan sonra Fehaze aldı leha ona min kumamil arz yerdeki bitkilerden yani kumam esasen künase çöplük demektir. Fakat hem burada dünyanın ise yani bu misalin içindeki bu darbu meselin içindeki edebiyat beyan bedir kısmına girersek ve buradaki her kelimeden çıkan manaları incelemeye kalkarsak sadedi kaçırırız. Manayı toparlayamayız. Yani yeryüzünün çok alçak olduğunu, adi olduğunu, hissetine, denatine de işaretten kumam diyor. Ama yerdeki otlardan yani devenin sevdiği veyahut da yeme meraklı olduğu otlardan bir miktar koparıyor, eline alıyor. Ondan sonra ona yaklaşıyor, yaklaşıyor. Yani otla beraber yaklaşıyor. Böylece mızrakla yaklaşırsan deve ne yapar? Kaçar. Otla beraber yaklaştı. Ferhat de ha efendim deveyi geri getirdi. Hatta caet nihayet deve mahalline geldi. Caet yani durduğu yere Ağlına neyse geldi. Vestenahat çöktü. Bunun üzerine sahibi de geldi ve şedde aleyha üzerine bağladı rahla efendim eğrini işte palanını neyse e, hayvanın eşyasını üstüne bağladı ve kendi de çıktı üstüne aleyha e, sırtına bindi. Yani ne demek istiyor? Tam manasıyla istifade edeceği duruma geldi. Artık yoluna mı gidecek? Evine mi gidecek? Nereye gidecek? Devesiyle aynı eski durumda nasıl devesinden yararlanıyorduysa aynı devesinden istifadeye başladı. Şimdi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bu adamın durumu neyse sizinle benim bu Arabi arasındaki durum buna döndü. Şimdi Arabi kime benzetmiş oldu? Bir deveye benzetmiş oldu. Teşbihte hata yok. İnsana hayvan demiyor. Hakaret değil bu. Teşbihte hata benzetme yapılıyor şimdi. Peki o deve kaçarken yani o Arabi ne yaptı? Biraz e, kaba davrandı, katı, sert tutum yaptı. Kaç, kaçan deve gibi. E bunun üzerine millet ne yaptı? Kalktı ayağa, deveyi yakalayayım diye. O da onu da kime benzetti? Adamın arkadaşları. Yani sahabe-i kiramı onlara benzetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adına hareket çektiler. Ayağa kalktılar ne yapıyorsun falan. E şimdi bu sefer ne yaptılar? Adamla kavgaya girecekler. Onlar nasıl devenin kaçmasını artırdılarsa bağıra çağıra gürültüden deve korktu. Bunlar da adamı tedirgin ettiler, panik edecekler, sinirlendirecekler. Daha beter adam bir şeyle konuşacak. E bu sefer ne yaptı devenin sahibi? Devenin sahibi kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu misalde. Ne dedi? Ya ben ona sizden daha çok acırım. Ben ona sizden daha çok onun durumunu bilirim. Bırakın aramdan çekilin bir iyilik yapacağım diye kötülük yapıyorsunuz. Yani sahabe-i kirama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu hani? Sükürt sus. Karışmayın benim arama girmeyin adamla. İşte o devenin sahibi ne dedi? Arkadaşlarına. Ya hele bir çekilin. Sonra ne yaptı? Bir ot yerden alıp falan devenin önünden gelip falan yumuşak yaklaşarak tavrandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne yaptı? Gitti biraz daha dünya malından bir parça daha evden aldı, beytül maldan. Neyse. O şeyi getirdi. İkinci ilaveyi yapınca adam ne oldu? Razı oldu. Burada da ne oldu? Otu gösterince deve ikna oldu. Yani rahatladı devenin, şeyi geçti. Öfkesi Öfkeli devenin karşısında durulmaz adam öldürür. Ondan sonra da ne yaptı? Tamam dedi. Bu, bu arkadaşınız da böyle. Şimdi ne anlatmak istiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefkat ve merhametinde zirve olduğunu anlatmak istiyor. Ve inni lev teraktukum. Eğer ben sizi bıraksaydım. Haysu kâle raculu makale. Bu adam dediği lafı söylediği zaman yani kötü bir söz sarf etti. Dedi ki hiç güzellik yapmadım falan falan. Bu laf kaba kaçtı. Bu laf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı konuşulacak bir laf değildi. Edebe muğayir idi. Ama bu kötü sözü söylediği zaman ben size durun demeseydim. Sükut durun, karışmayın, karıştırmayın demeseydim. Bu iş nereye gidecekti? Fakat el öldürecektiniz o adamı. Hazreti Ömer'i biliyorsun. Hemen kılıcı çeker. Vay münafık der girer. E şimdi siz bu adamı öldürseydiniz bu adam ne olacaktı? Dehalen ne ara cehenneme girecekti. Adam niye cehenneme giriyor abi? Şimdi adam niye cehenneme gidiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı terbiyesizlik yaptı. Hiç bana güzellik yapmadın bilmem ne. Terbiye çok yani kainatın efendisine karşı terbiyesizlik ve hakaret ve sert konuşmak ve ters konuşmak cehenneme girme sebebidir. Bu kesin. Ayet-i kerimelerde var. Ve la tecru lehu bil kavl ke cehri ba'dukum li ba'd en a'malukum ve entum la teş'urun. Sesinizi bile, bile yükseltmeyin. Başkasına konuşur gibi sesli konuşursanız bütün sevaplarınız bir anda silinir diyor Kur'an. E sevabı silinen nereye girecek abi? Cennete girecek mi? kalmadı sevabın silinirse. Adamı öldür, öldürecektiniz ortalık. Adam da sinirli. Çölden gelmiş adam ya. Adam da ne konuşuyorsunuz bilmem ne diyecek. Konuşurum ben bilmem ne. O kimmiş diyecek. Hepten gidecek iş. E bu sefer öldüreceksiniz adamı. Adam ne olacak? Cehenneme girecek. E şimdi bu adam cehenneme girmez. Kime yarar ya? Onun için sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bak ben ne yaptım? O devenin sahibi gibi. Ya o ben deveme sizden daha çok acırım. Onun halini daha iyi bilirim. Araya karıştırmayın siz Yakalayayım diye daha kaçırttınız ya dedim. Sizi durdurdum. Gittim evime gittim. E, diye biraz daha ikram aldım. Biraz daha ihsan bulundum. Ondan sonra o da memnun oldu. Sen dedi ailemin yapmadığını yaptın. Akrabamın yapmadığını yaptın. Sana Allah çok mükafat versin ya Resulallah dedi. Ve böylece adam da sahabeden biri olarak efendim Öyle ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında dünya gözüyle görmüş sahabeden biri olarak o zat cennet ehlinden oldu. Hem dünyada ihtiyacını görecek bir mala kavuştu, sıkıntısını giderdi. Hem siz katil olmadınız, hem burada bir nefret olmadı. Ha, bu adam bana terbiyesiz davrandı, ben ona yardım yapıyorum. Adam kalkıyor, ne yaptın ya hiçbir şey yapmadın, hareket çekiyor bana. Ama ben ümmetime acıyorum, anasından babasına çok acıyorum o adamın bana yaptığı hakarete, terbiyesizliğe hiç önem atfetmiyorum. Çünkü ben bil müminin inananları çok esirgeyen, çok acıyan ismi şeriflerine, Allah'ımızın ismi şeriflerine mazhar olmuş bir peygamberim. Onun için tabii ki ümmetime acımak durumundayım. Siz ona Müslüman kardeşiniz diye acımayabiliyorsunuz. Şu anda da öyle, ne acımasızlıklar var. Müslümanı Müslümana yaptığını gavur yapmıyor ya. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle midir? kendi aleyhine de olsa kendi zararına da gözükse o hakareti de yutar o eziyete de sabreder o sıkıntılara da tahammül eder ama bir kişinin imanını kurtarıp cennete girmesi için her şeyini feda eder. Allah Teala böyle bir şuurlu ümmet olarak bizlere de onun merhametinden bir nebze nasip eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aliü Teslimen rabbil